Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size Karpatka pastasını yapacağız. Neden Karpatka pastasını yapıyoruz? Biz geçen hafta sonu Polonezköy'deydik. Rehberimiz de Polina Pastanesi'nin, o Polonezköy'deki Polina Pastanesi'nin ünlü pastası Karpatka'dan bahsetti bize. Israrla da denememizi istedi. Biz de denedik, çok beğendik. Bu hafta deneyelim dedik. Yapabileceğimize inanıyorum. Bakalım. Malzeme listesini tek tek saymayacağım. Açıklamalar kısmına ekliyorum. Ayrıca yaparken de tekrar sayarım. Şimdi pastamızın kremasını hemen yapalım ki soğumaya bırakalım. Daha iyi olur. Yapmadan evvel hızlıca bir malzeme listesini ben sayayım. 2 yemek kaşığı buğday nişastası kullandım. Siz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı unum var. 1 tane yumurtanın sarısı var. 1 su bardağı şeker var. 2,5 su bardağı süt kullanacağım duruma göre. Burada daha sonrasında eklemek için 75 gram tereyağım var ve 2 tane şekerli vanilyum var. Şimdi ocağımızın altını yaktım. Önce bir katıları ekleyelim. Sonra sıvıları ekleriz. 2 yemek kaşığı nişastam. 2 yemek kaşığı unum. Şunları şöyle hemen bir harmanlayayım. Sonra şuradan şekerimi alayım. Şekerimi de katıyorum. 1 su bardağı şeker. Şimdi artık sütünü karıştırabilirim. Şimdi yavaş yavaş 2,5 bardak sütü ekleyeceğim. Topaklanmasına izin vermeden. Tamam, şimdi diğer sütleri de katıyorum. Hızlıca karıştırıyorum ki topaklanma yapmasın. Yumurta sarımı da ekliyorum. Bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyoruz. Şimdi kremamızın altının tutmaması için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Zaten toparladı kendini gördüğünüz gibi. Birazdan tereyağını ve şekerli vanilini ekleyeceğim. Şimdi bu fokurdamayı gördünüz arkadaşlar. Bu fokurdamayı gördükten sonra altını kapatıyoruz ocağımızın. Hemen tereyağlarımızı ekledik. Tereyağımızı şöyle bir karıştırdıktan sonra zaten hemen eridi. Şekerli vanilinleri ekliyoruz. Normalde bu tarifin orijinalinde, yani orijinale yakın yapmaya çalışıyoruz. Vanilya çubuğu var yani. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani vardır da biz şimdi bulamadık. Evdekiyle yapıyoruz. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Tereyağı ve şekerli vanilinin iyice kremaya karışması gerekiyor. Şimdi kremamız oldu. Soğuması için bir borcama alıyorum. Şimdi bir kremamızın ilk sıcağı çıktıktan sonra biraz bekletelim. Sonrasında streç filme sarıp buzdolabına kaldıracağız. Streç filme sararken de tekrar gösteririm onu. Tamamen hava almayacak şekilde streçleyeceğiz. Şimdi kremamızın ilk soğuğu çıktı. Çıktıktan sonra dolaba atacağız. O yüzden şu şekilde streçleyeceğiz. Streçlemeyi yaparken böyle değecek kremaya. Hava almamasını engelleyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi pasta kekimizi yapmaya başlayalım. Bir teflon aldım çünkü o hamurun yapışmaması gerekiyor. Çelikte falan kullanmayın. Yapışır muhtemelen. Bir bardak suyumu aldım. Ocağımı açtım. Şimdi bu su kaynadıktan sonra bir çimdik de tuz atıyorum. Bağlaması için hamuru. Şimdi suyum kaynadıktan sonra yağını katacağım. Yağ kaynadıktan sonrasında da unumu katacağım. Şimdi suyum kaynadı. 125 gram tereyağım vardı. Tereyağını hemen içerisine koyuyorum. Eridikten sonra unumu katacağım. Şimdi tereyağımız tamamen eridi. Ocağımın altını kapatıyorum. Açacağım tekrar. 1 su bardağı kadar unum vardı. Ağzına kadar doluydu. Hemen onu kattım. Onu bu şekilde 3-5 dakika kavuracağız. Ocağımın altını tekrar açtım. Hızlıca bu unun kokusu çıksın diye kavurdum. Şimdi 4-5 dakika, o zaten size renginden anlayacaksınız. Bu şekilde kavuruyoruz. Şimdi Karpatka hamurumuz hazır, kavruldu. Şimdi soğuması için
Bir borcama alıyorum. İlk sıcağı çıkması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu soğusun diye borcama aldım. Bu şekilde yayarak sıcağının çıkmasını bekliyorum. Sonra yumurtalarımı ekleyeceğim. Polonya'nın ünlü Karpatka pastasını yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bu ismi nereden almış peki? Karpatka ismini mi? Evet. Karpat dağlarından geliyormuş ismi. Yani zaten yapılışında da göreceksiniz, böyle dağlar gibi görünecek. Sen böyle soğutma işlemine devam ederken bir soru daha soracağım ben sana. Sor bakalım. Peki bu Karpat dağları nerede? Karpat dağları Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Ukrayna, Romanya olmak üzere 5 ülkenin toprakları üzerinde yer alıyor. Şimdi hamurum soğudu. Kabartma tozunu ekleyeceğim. Daha sonra yolumuza bir mikserle devam edeceğiz. Size mikser sesini duyurmamak için kabartma tozumu ben ekliyorum. Sonrasında miksere geçeceğim. Kabartma tozunu da kattık. Şimdi bu hamurun en önemli özelliğinden bahsedeyim. Hamuru bu şekilde koyduktan sonra borcama yumurtalarımızı tek tek ekleyip yedireceğiz hamura. Tamamen hamurun iyi bir kıvam alması için bunu yapmamız gerekiyor. Katalım bir tane yumurtamızı. Şimdi 4 tane yumurtayı her defasında yedirerek mikserden geçirdik. Hamurun kıvamını göstermek için böyle bir kıvam olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hamurumu şu şekilde ikiye ayırıp, siz kendiniz onu ayarlarsınız. 26 santimlik bir kelepçeyle kalıbım var. Yağlı kağıt altına koyup, etraflarına koyup yarısını, hamurun yarısını içine koyacağım. Şimdi yaydık zaten. Bakın böyle bozuk şekilde atabilirsiniz. Bu şekilde. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırınımıza hamurumu gönderiyorum. Yaklaşık 35-40 dakika kadar pişecek. Şimdi 35 dakika oldu. Bu şekilde koyalım, ilk sıcağı çıksın. Sonra kalıptan çıkaracağız. Diğer yarısını koyacağız. Şimdi arkadaşlar, Karpatka hamurlarımız hazır. Kremamız da soğudu. Bu alt katmanı gene aynı şekilde bu kek kalıbına koyuyorum. Bunun içerisinde bir gece boyunca bekleteceğiz. Kremamızın içerisine bu orman meyvelerini ekleyeceğiz. Üzerine pudra şekeri gezdireceğiz. Şu görünenler de Karpat dağları mı? Evet evet, bunlar Karpat dağları. Bakın aslında yumuşak bir hamur. Böyle sert bir hamur gibi görünüyor ama yumuşak. Şimdi meyveleri birazını şu şekilde kremamızın içerisine atıyorum. Bir kısmını da yarın üstünü süslemek için kullanacağım. Kremamızın içerisine meyvelerimizi kattık. Böyle Şirinler Köyü'ndeki şeylere benziyor, yiyeceklere benziyor. Bayıldım. Şimdi kremamızı hamurumuzun üstüne, pişmiş hamurumuzun üstüne döküyoruz. Yayacağız sonra bunu. Tamam, şimdi kremamızı, meyveli kremamızı koyduk. Hafifçe düzüyorum ki tüm girintilere, çıkıntılara, dağların arasına krema dağılsın. Şimdi kremamızı yaydık. Şu şekilde hamurumuzun diğer kalan kısmını yavaşça üstüne koyuyorum. Bunun üstünü de streç filmle kaplayıp bir gece dolapta bekleteceğiz. Ben de dağları göstereyim. Çok güzel olmuş şuraları. Tekrar merhaba arkadaşlar. Pastamız hazır. Bir gece beklettik.
kar patkamızı. Gayet güzel görünüyor. Umarım tadı da güzel olmuştur. Şimdi üzerine pudra şekerini döküp meyvelerle süsleyeceğiz. Şimdi pastamızın üstüne pudra şekerimizi döktük. Şimdi istediğimiz gibi süsleyebiliriz. İçerisine ayırdığımız meyvelerden dışına da koyacağız. Kar yağmış dağlarımız. Ve karpatkamız hazır. Güzel oldu, güzel görünüyor. Tadı da umarım güzeldir. Herkese afiyet olsun. Bakın arkadaşlar, bir dilim kestim. Görüntüsü bu şekilde. Gayet rahat kesildi. Hiç zorlanmadım. Gayet güzel görünüyor. İçini de gösteriyorum şöyle Göker Bey. Çok leziz görünmüyor mu? Harika. Herkese tekrardan afiyet olsun.